Herkese merhabalar canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Girişten anladığınız üzere tebeşirli bir şeyler yapacağız. Evet, tebeşirli slime challenge yapacağız bu sene birlikte. Bu benim mutfaktaki eksiklerimi yazdığım çaydanlık şeklindeki kara tahtam. Bu da benim tebeşirim. Ama geçen gün evde bakın ne buldum. Poyraz'a ait bunlar. Pakolina kutusunun içinden sokakta seksek oynayabilmem için iki renkli bir tebeşir çıktı. Dayanamayacağım, hemen bir gösterivereceğim. Sizler sekseyi nasıl çizersiniz arkadaşlarım? Ben hemencecik şuraya bir çizivereyim. Ya da şöyle arkasına çizelim. Evet bakın, burası daha temiz. Şöyle çizerim ben. Zaten siz de öyle çiziyorsunuzdur. Gül ablayla tabu oyunları dersine hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, yaz geliyor zaten, sokakta oynayacağız değil mi? Tabletmiş, bilgisayarmış, telefonmuş, öyle takılıp kalmak yok. Sokağa çıkacağız, sokakta arkadaş edineceğiz. Zaten vardır arkadaşlarınız, komşularımız. Günün belirli saatlerinde, hemen size küçük bir şey söyleyeceğim. Biz bugüne kadar hiç bahçeli bir evde oturmadık. Hep apartman tepesindeydik. Hele İstanbul'dayken 22. kattaydık, 17. kattaydık. İşte şu anda İzmit'teyiz, 4. kattayız falan filan. Hiç daha böyle yerli bir bahçeli bir evimiz olmadı. Ama inanın hangi evde yaşadık, İstanbul'da bile 22. kattayken balkonumuzu bahçeye çevirmiştik. Maydanoz, marul, soğan falan yetiştiriyorduk o derece. Geçen yıl da balkonumuzda hayvan yetiştirmiştik. Civcivi ördük. Belki hatırlayanlarınız vardır, videosunu paylaşmıştım arkadaşlarım. O yüzden imkanlarımız, koşullarımız ne olursa olsun doğaya yabancı kalmamalıyız. Sokak oyunlarından bildikleriniz var mı arkadaşlarım? Hashtag oyun için sokağa çık. Evet, oyun için sokağa çık ama ailelerinizin gözetimi altında arkadaşlarım, güvenli ortamlarda. Yani koşullarımız ne olursa olsun arkadaşlarım, doğadan, yeşilden, topraktan uzak kalmayalım. Konu nereden nereye geldi arkadaşlarım? Sadece bir yazı tahtası evet, ve tebeşirde olay. Beni çocukluğuma götürdü Buse'cim. Evet. Tebeşir olayı var ya arkadaşlarım, beni hep duygulandırır. Çünkü şu anda tebeşirli okul var mıdır Buse'cim? Var anneciğim. Artık çok güzel var artık mı? Artık tahtalar okula şu şekilde. İstiyorum. Her okul anneciğim, artık tahtalar şu şekilde. Böyle uzunlamasına, burası yeşil tahta tebeşirli, burası da beyaz tahta. Bu beyaz tahta bunun üstüne kıvrıldığı için de akıllı tahta çıkıyor. Şaka. Evet. Muhteşem. Ya tebeşir var hala. Evet, üçlü tahta var. Çok iyiymiş ya, muhteşem. Ama şöyle, tebeşirin çok zararlı olduğunu biliyorum. Evet. Tebeşir tozunun. O yüzden bu slime tarifini size çok da önermiyorum. Ha ille de yapacağım diyorsanız mutlaka yanınızda bir büyüğünüz olsun arkadaşlarım. Zaten slime yaparken de yanınızda bir büyüğünüz olmasını ben sıkça hatırlatıyorum size. Çünkü kullandığımız malzemeler çok da masum değiller arkadaşlarım. Ne kadar kırtasiyede ve özgürce satılıyor olsa da içinde mutlaka az da olsa kimyasal barındırdığı için mutlaka yanımızda bir büyüğümüz olsun ve ailemize habersiz asla slime yapmayalım arkadaşlarım. Tamam anneciğim. Oh yeter artık. Bence bugünlük konuşma hakkını doldurdun anneciğim. Hadi artık slime'ımıza geçelim. Tamam sen geçebilirsin. Ben birazcık seksek oynayacağım. Hadi bakalım. Bir de bunun taşı olacaktı. Düz tık, bir taş. Tık 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 tık. Hop. Tık 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 tık. Bitti, sıra bende. Arkadaşlarım canım, arkadaşlarım. Hadi başlayalım. Slime evet. Challenge'ımız nasıl olacak? Her ikimiz de tebeşir tozuyla slime yapmayı deneyeceğiz ama malzemelerimizde bir farklılık var. Birimiz şeffaf tutkal, birimiz beyaz tutkal kullanacak. Ona henüz karar vermedik. Buse'cim seç bakalım. Sana bırakıyorum tercihi. Ben sana bırakıyorum tercihini. Ben sana bıraktım. Ben de sana bıraktım. Renk tercihini sana bırakıyorum. Kırmızıyı seçtim anneciğim. Kırmızı mı? Evet. Pembe olmasın. Kırmızı diyorum. Onun neresi ben kırmızı acaba? Bizim okulda hep kırmızı bak, tebeşir diye geçerdi. Bu kırmızı, bu pembe. Yok. Okul, bizim okuldaki pembe tebeşirler daha açık renklerdi. Bu da sarı mı sence Buse'cim? O yeşil, bu kırmızı anne. Tamam, kırmızı ben de yeşil aldım. Evet, yeşil tebeşirle slime yapacağım. Buse de pembe tebeşirle slime yapacak. Kırmızı dese de ben onu... arkadaşlar çok üzüldüm. Hemen videonun başında hatırlatayım. Evet, birkaç gündür videolarımızda kitap tanıtımına ara vermişiz. Unutmuşum arkadaşlarım, özür dilerim. Bugünkü kitabımız Michael Ende'nin Momo isimli kitabı. Böyle bir kapak resim var. Bence çok güzel ve çok anlamlı. İçini merak ediyor musunuz? O zaman size tavsiye ediyoruz arkadaşlarımız. Muhteşem güzel bir kitap olduğunu ben yine kızlardan duydum. Ayırdım. Okumak istediğim kitapları size gösteriyorum zaten arkadaşlarım. Okuduklarımı göstermiyorum. Sizinle birlikte okuyalım diye ve sizin de tavsiyelerinizi istiyorum. Eğer okuduysanız bana tavsiye edin. Yine ben susuyorum ve sizi kitabımla baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım, herkes kendi sesiyle açıklamasını bir okusun. Evet, işte böyleymiş kitabımız. Hadi ilk sayfasına bir göz atalım. Bunu birisi okumuş ve şurasını işaretlemiş. Acaba kim? Sen değilsin galiba. Ben değilim anneciğim. O zaman Ceylin'in işidir bu. Ceylin kitap kurdudur. Çok sever kitap okumayı. Wow Buse'cim. Nasıl bir resim bu böyle? Ay çok merak ettim ben bu kitabı. Momo ve arkadaşları diyor. Wow bak burada çok güzel. Sen okur musun Buse'cim? Okuyayım. Momo ya da zaman hırsızlarının ve çalınmış zamanı insanları geri getiren çocuğun tuhaf öyküsü. Çok istiyorum. Bu akşam başlayacağım Buse'cim. İnşallah. Dinliyorum. Karanlıkta ışığın parlıyor. Nereden geliyor bilmiyorum. Çok yakındaymış gibi görünüyor, oysa o kadar uzak ki. Ne olursan ol, parla, parla küçük yıldız. Çok güzel. Eski bir İrlanda çocuk şarkısındanmış arkadaş. Ne olursan ol, parla küçük yıldız. Muhteşem. Yani ne olursanız olun arkadaşlarım, mutlaka hayal kurun ve hayalinize, hedefinize mutlaka ulaşacaksınız. İsteyin.
Arkadaşlarım bu sabahınızı şikayet ediyor ve eminim siz de ara şikayet ediyorsunuzdur. Acaba aramızda kalan arkadaşlarımız var mı şu anda, yoksa çoktan videomu terk ettiniz mi? Gittiler bence. Gitmemiş olun lütfen arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum, o yüzden bu kadar çok konuşuyorum. Bakın hastayım, hala konuşuyorum sizinle. Hala daha susmak aklıma gelmedi arkadaşlar, kesinlikle. Bir de 10 dakika oldu, hala konuşuyoruz. Ne diyor, şikayet ediyor. Evet arkadaşlar. Siz de aynı düşüncede misiniz arkadaşlarım? Ah, arkadaşlar annem bütün içimdeki konuşma enerjisiyle birlikte konuşasım gelmiyor şu anda ama konuşacağım. Arkadaşlar tebeşirlerimizi nasıl toz hale getireceğiz? Annem rende kullanacak ama uzun yıllardır okula gitmediği için tebeşirin yapısını bilmiyor herhalde, unuttu. Ben de bununla hafif darbelerle kıracağım arkadaşlar. Çok kolay olacağını düşünüyorum. Yeşil tebeşir de denemek istiyorum. Çok güzelmiş. Ben bunun hepsini kullanmayacağım. Yeşil de çok güzelmiş. Aa. Kırmızı daha güzelmiş. Pembe gerçekten. Pembeymiş anneciğim geldi. Artık başlayabilir miyiz? İsyan ediyorum. Hadi başlayalım. Tutkalı rengine karar ver. Şeffaf. Ben de beyaz tutkal. Beyaz tutkalı bir sürü malzeme ekleyeceğiz. Buradakilerin hepsi senin değil yani. Şeffaf tutkal. Şeffaf olduğu için şeffaflığını bozmaman gerekiyor. Sadece kullanabileceğim malzeme işte bu. Hayır. Bebe yağı. Aynen öyle. Yaş gibi katacağım ben. Katamazsın. Katacağım. Beyaz tutkala katılır. Ha, bana ne? Buse'cim şeffaf tutkal kullanıyorsun lütfen. Hayır. İnat etme. Tamam sen bilirsin, arkadaşlarım biliyorlar şeffaf tutkala böyle malzemeler katılmayacağını. Of. Şeffaf tutkala şeffaf slime yapıyoruz. Bir challenge yapıyoruz Buse'cim. Annem isyan ediyor. Aynısı olacaksa olmaz. Hadi bakalım beyaz tutkalımı karışma kabıma iyice boşaltıyorum. Zaten azmış tutkalım. Minyatür slime mi olacak yoksa? Neyse ki fazla malzeme kullanacağım. Anneciğim bari çoğaltacağım. Tutkalını kabına dökerken sus ya lütfen ya. Ya niye susayım, açıklama yapıyorum arkadaşlarıma. Ama yani yoruluyorlar sen konuşurken. Öyle mi? Gerçekten mi? Arkadaşlarım sizi yormak falan değil benim amacım. Lütfen yanlış anlaşılmasın, sizi çok seviyorum. O zaman kısın arkadaşlarım, sesi kısın. Konuşmamı duymayın. Evet ben, çünkü beni seven arkadaşlarım var. Konuşmamı seven arkadaşlarım ya da ben üzülmeyeyim diye söylüyorlar. Ay inanma şu anda çok kötü hissettim Musacığım kendimi. Herkes mi öyle düşünüyor diyorsun sen? Evet. Herkes çok konuşmamdan şikayetçi midir diyorsun? Evet. Öyle mi? Hadi o zaman biraz daha sohbet edelim arkadaşlar. Evet bütün malzemelerimi ekleyeceğim. Ben bütün malzemelerimi ekleyeceğim bu sefer. Ne bulduysam koyacağım. Hani bebe yağı ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Ele yapışmayacağını düşünmüştüm. Ah, ay ucum patladı. Bunu da ilk kez kullanıyorum. Ne kadar güzel bir tıraş köpüğüymüş. Ben de kullanacağım. Çok ucuz şimdi. Aldım ben bunu. 3 ya da 3,5 falandı. Hani tebeşirlerimizin hepsini kullanmak zorunda mıyız? Hayır, kullanma zaten, bana kalsın, çok güzelmiş rengi. Saç kremini de döktüm. Birazcık Poyraz'ın güneş kremini ekleyeceğim. Ve sonra ekleyecek bir şey mi kalmadı? Şu var. Karıştırıyorum. Saç kremi. Herhalde. Yok. Gereksiz bir şey. Tamam koydum işte ondan da. Uğraşıyorsun bu seçim. Rende getirmiştim. Rendeleseydin. Yok yok sen böyle çok rahat. Tutkalımı ve yardımcı slime malzemelerimi de ekledim. İyice karıştırıyorum. Bakalım bu azıcık tutkalla slime yapmayı başarabilecek miyim? Bu seçim rengin çok güzel olacak. Bence de. Evet daha fazla bekleyemeyeceğim. Artık tebeşir tozunu da ekliyorum. Oo. Çok havalı. Çok havalı ya. Sen uğraş. İşte tebeşirin toz hali çok zararlıdır arkadaşım. Mutlaka yanınızda bir büyüğünüz olsun arkadaşlarım. Ya da yapmayın. Ben göstermiş olayım. Zaten çok da güzel bir şey olacağını düşünmüyorum. Neden böyle bir şey yaptım? İşte dediğim gibi karşıma çıktı ve bir de birkaç sefer yorumlarda rastlamıştım. Tebeşir tozundan slime yap diye. O yüzden o yorum aklıma geldi bu tebeşirleri gördüğüm zaman. Hani çok da gerekli değil arkadaşım. Önerdiğim bir tarif asla değil. Sadece denemiş oluyoruz. Ya tamam. Artık borak suyumuz gelsin. Galiba slime challenge'ı ben kazanacağım arkadaşlarım. Zaman açısından diyelim. Zaman önemli değil anneciğim. Zaman önemli değil ama bu da tabii böyle belirleyici bir nokta. Tamam. Önce benim bitiriyor olmam. İlk defa bir slime'a böyle malzemeler katıyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Slime olacak tabii, olamadı yani. Bakar mısın bu sıcığım ya? Seninki mi? Evet. Ha? Kesin olur anneciğim. Öyle borak su istiyor. Borak suyu kattığın zaman şöyle bir toparlanıyor gibi oluyor. Sonra tekrar bir cıvıyor. Anlamadım. Acaba ne eklemeseydim? Tebeşirden olamaz. Eklemiş olduğum bir malzeme mut kıvamını bozdu galiba. Ya ve o malzemeyi ben de ekledim galiba. Ya dedim ben sana eklemeseydin. Bak 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 bak. Ya. Toparlanıyor sonra tekrar böyle bir cıvıyor. Bir çorbalaşıyor. Belki tutkalından, tutkalını açmadım mesela. Belki de suyla. Belki de. Bakalım benimki olursa anlayacağız ki tutkalan, çünkü tek farklı malzememiz tutkal anneciğim. Elime yapışıyor. Oo mümkün değil. Biraz daha tıraş köpüğü ekleyeceğim. Kaşıkla olacak gibi değil artık, elimle müdahale etmek durumundayım. Ve sanırım evet tutkalım az geldi arkadaşlarım. Bence öyle, ne dersiniz? Hiç elim bulaştırmadan biraz tutkal ekleyeyim mi? Hadi ekleyelim. Oho! Arkadaşlar challenge'ı ben kazandım, şu anda belli oldu. Oldu mu? Hayır elime. Hayır, malzeme dışında malzeme katmak ne demek? Katmayayım mı diyorsun? Hayır. Tamam o zaman. Bakın arkadaşlar, oh nasıl temizliyorum kabımı. Bakın. Oo hayır, burada bir elime yapışmaktan asla vazgeçmiyor. Arkadaşlar ilk defa kabımı bu kadar güzel temizleyen bir slime'ım oldu. Bakar mısınız? Güneşin altında kalmış bir sakız gibi arkadaşlarım. Oo, kurtarın beni. Kesinlikle tutkal ekleyeceğim arkadaşlarım. Çok özür dilerim. Demek yarışmadan çekiliyorsun anneciğim. Çekilmiyorum.
Menü açıp bir tutkal ekleyeceğim. Ha işte arkadaşlar, annem tutkalını eklesin. Benim de slime'ım oldu. Gördüğünüz oldu gibi. Şaka. Gerçekten. Evet bak. Aynı malzemenin. Ay çok da güzel oldu. Renge bak. Hiç renk eklemedik arkadaşlarım. Sadece tebeşirin rengiyle muhteşem güzel oldu. Benimkinin de rengi güzel oldu şimdi. Mutlucuğum. Güzel güzel evet. Evet tutkalım az gelmiş ya. Hay Allah. Minnacık tutkal kalmış kabın içinde. Ona slime yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar slime'ım tam kıvamında oldu. Mükemmel güzel oldu. İnanmıyorum. Ben şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam size. Annemin o egolu hali vardı ya arkadaşlar anne. Ama beyaz tutkalla bu böyle mümkün değil olmaması ya. Ne oluyoruz? Bu bir şaka herhalde. Bir şey falan mı kattın Musa'cığım benim haberim olmadan? Hayır. Olmadı. Sadece sen dedin ya benim önce bitecek benimki falan zaman. Arkadaşlar zaman önemli değil mi? Bakın hayır. Zaman önemli arkadaşlar. Değil değil tamam. Değil, zaman değil, önemli. Değil. Değil, yani değil, yani değil. Bir şey arkadaşlar, bir ayrıntı, önemli bir ayrıntı zaman. Ya ağzım payını verdim Bosacığım ya. Çok özür dilerim. Ay, gerçi istemeden oldu. Komplo falan değil yani. Yani böyle bir şey yapsam anlardın da hani. Ya, tabii ki de. İstemeden oldu yani. Böyle bir şey yapabilirim aslında. Yani böyle bir yaramazlık ya, yapsam affetme ben çok normal. Hadi, hadi oluyor. Böyle bir yaramazlık asla yapmam ben. Anneciğim refleksim kuvvetli biliyorsun ki. Diyorsun. Ya. Biliyordum bunu yapacağım ama hazırlıklıydım da yani. Al şunları ya. Al şunları. Nasıl alayım? Bendekileri kim alsın? Ya. Ya. Allah'ım yarabbim. Ya ne yapıyorsun? Uğraş çatma. Uğraş. Arkadaşlar böyle çalışanımızı eğlenceli hale getirmek için böyle minik minik ufak ufak yaramazlıklar yapabiliriz. Oh. Ne güzel ses çıkartıyorsun slime'ın. Buna ben daha ne eklesem arkadaşlarım? Yapışmaktan vazgeçmiyor bir türlü. Oh. Neyin eksik ya da neyin fazla arkadaş? Neden olmuyor vermiyorsun? İşte oldun. Slime gibi görünüyorsun ama... Neden olamıyorsun bir türlü? Zaten challenge'ın kurallarını çiğnedin. Farklı bir malzeme ekledin dışarıdan. Arkadaşlar kimin kazandığı belli. Renk bakımından da benimki efsane güzel oldu. Musa'cığım Famous Slime'ın asla videoları bitirmem ben biliyorsundur. Biliyorum hani. Bilmiyorsan da arkadaşlarım zaten bilirler. Ben bu slime olana kadar sabaha kadar da olsa uğraşırım. O yüzden lütfen böyle vakitte beni tehdit etme. Yarışmayı kaybetmek uğruna da olsa ben bu slime'ı slime yapana kadar uğraşırım. En son artık böyle tükendiğim noktada olmuyorsa olmuyordur artık. Galiba bu da olmayacak arkadaşlar. Bu nedir ya? Benim hangi işim kolay ki? Bu cümleyi özlediniz mi arkadaşlarım? Benim hangi işim kolay ki? Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Nasıl açılıyor bakar mısınız? Oho ben vedalet gideyim. Sen önce sabah bitirirsin herhalde anneciğim videoyu. Bu ne? Hadi. Gerçekten bir şeylik var. Beyaz tutkal dedik. Bu dedik. Çok güvendik arkadaşlarım. Onun dışında Buse de aynı malzemeleri kullandı. Buse'cim ne kullanmadın? Tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü kullanalım. Tıraş köpüğü o zaman suçlu olan. Hayır anneciğim bence tutkal. Ben tıraş köpüğü kullanayım. Mümkün değil. Hadi tıraş köpüğüyle. Yarısını böl bakalım. Tamam. Denemiş ol. Lütfen elim bırakır mısın? Anne bir dakika şu anda bu tezini güçlendiriyorum galiba. Ya. Galiba bundan ama bakalım. Galiba tıraş köpüğü mü diyorsun yani? Bir bakayım. Bir tıraş köpüğünün yedireyim. Markasını değiştirelim. Ama anne artık ekledim bunu yani olmaz. Tamam ama ayırdın değil mi biraz? Evet ayırdım. Değişik markalı bir tıraş köpüğü ekledim. Bakalım sonuç. Ay şimdiden güzel gibi görünüyor Bursa'cığım. Sen bak eline yapışıyor. Demin yapışıyor muydu? Hayır. Ya. Arkadaşlar güzel güzel dedik. Ucuz aldık dedik ama ucuz etin yahnisi işte bu kadar oluyormuş. Sıvılaştı baksana. Evet. Normalde tıraş köpüğü eklediğim zaman boraks görevini görüyordu Bursa'cığım. Daha bir katılaştırıyordu slime malzemelerini. Yani çok az miktarda boraks eklesen bile oluyordu. Hoşaf oldu değil mi? Evet. Çok krem sıvılaştı. Gibi. Bak bak nasıl eriyor kendi kendine ya. Hay Allah. Katılaşmanın bir yolu yok mudur bunu? Burak su ekledikçe ekliyorum, ekledikçe ekliyorum. Yok bir şey oldu yok. Sende ne durumlar? Ay anne ne attın slime'ıma ya? Ben bir şey yapmadım, sen bana inanmadın. Tıraş köpüğü ettiğim dedin işte ekledin gördün. Bana hak verdin mi şimdi? Verdim verdim. Tutkalımın hiçbir suçu yokmuş işte gördük arkadaşlarım. Sorumlusu işte şu tıraş köpüğüymüş. Bunu anlamış olduk. Arkadaşlar gerçekten elime yapışmaya aslanım. Elime yapışıyor ve çok sinir bozucu bir durum. Çok çok gerçekten bırakmıyor sinek gibi yapıştı. Aklıma bir şey geldi Bosacığım. Katılaşmış slime'larımızı bununla yumuşatabiliriz. Evet anneciğim yapabiliriz bunu. Ah gel kendi slime'ım gel bakayım. Oo. Bakayım ona. Ay, gerçekten tam muhteşem kaliteli bir slime olmuş evet, bu. Evet bu çok güzel oldu. Ne ele yapışıyor. Bu ne? Gördün mü? Benimkinden de cabuklaşmış ya Bursa bu. Evet gerçekten öyle. Çok kötü oldu arkadaşlar. Suçluyu bulduk. Tıraş köpükleri. Evet benim tutkalım aklandı. Canım slime'ım benim az kaldın zaten ya. Ama çıkan sese bak. Biraz daha borak su. Bak bırakıyorum hemen nasıl gevşiyor gördün mü? Gördüm. Nişasta eklesem acaba nasıl olur Bursa'cığım? Biraz katılaşım dersin. Ama değmez bence. Bence de değmez. O zaman ben bunu iceberg slime yapayım. Kapağını kapatmayayım, açık bir şekilde saklayayım bakalım ne olacak. Biraz da öyle gözlemlemiş olalım. Tamam anneciğim. Bana İlerleyen günlerde arkadaşlarımla paylaşmış olurum sonucu. Ya da slime çorbasına falan mı saklasak Buse'cim? Aha, aynen en iyisi. Slime çorbasını yapsak. En iyisi. Ama çok tabii. Güzel kıvam. Baksana ne güzel renklendirdi bizim tebeşirlerimiz. Sokak oyunu tebeşirlerimizle muhteşem güzel slime renklendirdik. Evet bunu kanıtlamış olduk Buse'cim. Renkli tebeşirde slime renklendirebiliyormuşuz diyecektim. Bak Buse'cim yapıştı. Onda o herkes de olur anneciğim. Bak çıkardı sesler güzel. Kıvam da güzel.
Ele yapışmasa, şu cıvık olmasa Buse'cim. Oldu mu bakayım? Oldu oldu bak. Aa, bak, bak. Bir dakika şimdi. Çok da güzel oldu hem de. Oynaması nasıl? Ya şu kıvamı nasıl? Şu son kattığım boraksı da bir yedireyim. Slime karıştırıcı devreye girsin. Mikser. Mikser Buse. Mikser Buse iş başında. Her ortamda ortam karıştırılır. Slime karıştırılır. Çorba karıştırılır. Beğenmedim. Ele yapışıyor. Hala mı? Evet. Bu kadar borak suya rağmen. Evet arkadaşlar, artık veda zamanı. İyi butonunu söylemeden edemeyeceğim. İyi butonuna tıklayarak lütfen bana ve slime'ıma oy verebilirsiniz. Neden sana? Çünkü hem muhteşem güzel bir slime yaptım, hem kendi slime'ımın yarısını senin için feda ettim. Senin vakanını çözmek için. Şu yoksa şu anda tek suçlu tutkal diyecektik. Çünkü aynı malzemeleri kullandığımızı düşünüyordum. Evet. Sen veya bundan kullanmamışsın. Aynen öyle. İyi ki de kullanmamışım. Çünkü muhteşem güzel ve challenge'ı kazanacak bir slime'ım oldu. Bir şey diyeceğim Buse'cim. Eğer kullanmış olsaydın suçlu olarak neyi bulurduk biliyor musun? Neyi? Tebeşirleri. Evet. Değil mi? Arkadaşlarımız, canım arkadaşlarımız. Videomuzu artık bitiriyoruz. Slime challenge'ımızın sonucu işte böyle olduk. Buse'nin yapışmayan muhteşem güzel şeffaf tutkalla yapmış olduğu slime'ı beğendiniz, yoksa benim beyaz tutkalla yapmış olduğum bu yapışkan, akışkan slime'ı beğendiniz canlarım? Renk olarak mı karar verirsiniz artık? Doku olarak mı? Ses olarak mı? Slime'ımız burada. İyi butonu da burada arkadaşlarım. Slime'larımız burada. İyi butonumuz şurada arkadaşlarım. Oylarınızı kullanın. Kararınızı verin. Bu çekişmeli slime'ı hangimiz kazandı? Bu çekişmeli slime challenge'ı hangimiz kazandı arkadaşlarım? Sesimin kalınlığı dolayısıyla hepinizden özür dilerim. Allah'ım ben edeyim. Hastalığım geçmedi. Evet, vedayı senet ki arkadaşlarımızın kulaklarını daha fazla tırmalamış olmayayım canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Benden hoşça kalın arkadaşlarım. Sıra sende. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Biraz da beni görsünler. Biraz şöyle kenara çekin. Ama yeşil çok güzel. Şöyle dursana. Biraz şöyle dursana. Buse biraz kenara çıksana. Hoşça kalın. Hoşça kalın.